LGS'ye son 146 gün hep birlikte hayallerimiz için çalışmaya devam ediyoruz gayret göstermeye devam ediyoruz ve inşallah da hayallerimize kavuşacağız arkadaşlar. Haftanın sözüne baktığımızda dünya ünlü Müslüman boksör Muhammed Ali diyor ki rüyalarınızı gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. Gerçekten de şu anda eğer hayallerinizdeki liseyi, hayallerinizdeki Anadolu Lisesi'ni, Fen Lisesi'ni, Sosyal Bilimler Lisesi'ni ya da Anadolu İmatif Lisesi'ni kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken rüya görmek değil, hayal kurmak değil, bir an önce uyanıp ders çalışmaya başlamak. Şimdi mi? Evet şimdi. Ama hocam çok az kaldı. Hayır. Hala 146 gün var ve 146 günde günde sadece 200 soru çözseniz bile 28 bin hatta 29 bin 200 soru ediyor. Bak ne kadar fazla soru. Yani neredeyse 30 bin soru ediyor. 30 bin soruyla siz LGS'yi baştan aşağı süper netlerle bitireceğinize emin olabilirsiniz. Şimdi haftanın sorusuna baktığımızda bir prenses, princess 347 beni almış diyor ki daha düzenimi yeni yeni oturtmaya çalışıyorum. Bu son 5 ayda 450 puan üstü alma şansım var mı? Evet var. Bunu her zaman söylüyoruz. Son beş ay içerisinde, son dört ay içerisinde yapacağımız çalışmalar çok çok değerli. Neden? Çünkü zaten sınavda bilgiye dayalı olan kısımlar, ezbere dayalı olan kısımlar... ...mesela İngilizce'deki, inkılap tarihindeki, fendeki ezbere dayalı olan kısımları çok daha iyi hatırlayacağız. Bu bir. İkincisi tecrübe gerekiyor sınavda. Matematik sorularını iyi yapabilmek için tecrübe gerekiyor. Bunu da son aylarda çözümü sorularda daha tecrübeli olarak... ...aa burada ikisi yanlış yapıyordum, burada şuna dikkat etmeliydim, burada eko kalmalıydım, burada ebop almalıydım diyeceksiniz. Dolayısıyla son beş ay çok çok değerli arkadaşlar. Yani şunun gibi bir soru soruyorsunuz esasında. Hocam mesela diyelim ki bugün günlerden pazartesi olsun. Hocam çarşamba günü matematik sınavım var. Bugün çalışsam yetişir miyim? Yetişebilirsin. Daha iyi hatta pazartesi salı çalışırsan çarşamba günü sınavdan daha iyi alırsın. Dolayısıyla hemen başlamamız lazım. Deneme netlerim çok düşüyor hatta matematikte bazen eksileri bile düşüyorum. Ne yapmalıyım? Vazgeçmemeliyiz arkadaşlar. Bunu zaten dünkü motivasyon buluşmamızda da söylemiştik. Sizler Türkçeden, matematikten ve fenden ulaşabileceğiniz en yüksek netlere ulaşmaya çalışacaksınız. Bunların kat sayıları çok yüksek. İnkılap, İngilizce ve Dide yine en yüksek netlere ulaşmaya çalışmanız lazım. Burada 10, 10, 10. Burada 20. Burada 20'yi hedefleyeceksiniz. Ha, matematikte 20'de 20 yapamıyorum hocam. Hatta eksileri bile düşüyorum demiş Princess. O zaman burada zaten o düşük netlerle de hayallerinizdeki liseye yani bu 450 puanlara ulaşabiliyorsunuz. Dünkü videomuzu tek tek kaç netle kaç puan ulaşabileceğini göstermeye çalıştık. Dolayısıyla matematikte 10 yapamıyorsan burayı yükselteceksin. Matematikte 12 yapamıyorsan burayı yükselteceksin. Hocam fendi de 20'de 20 yapamıyorum. O zaman tabii ki bu durumda Fen'de 19 yapıyorsan, Türkçe'de 19 yapıyorsan o zaman matematiği artırman gerekecek. Ama şu kesin ki sınav bir bütün. Yani sınavda sadece matematik netine bakmıyorlar. Matematikten kaç yaptın? Ama Türkçe hepsi yanlış. Önemli değil. Önemli değil. Türkçe'nin hepsini yanlış yapsan da matematik kaç yaptın? Demiyorlar. Matematik çok önemli. Çünkü birçok öğrenci geri kalıyor ama bazı öğrencilerde sadece matematik çalıştığı için Türkçe'de 4 yanlış yapıyor. fen de 3 yanlış yapıyor. E ne oldu? 7 tane soru gitti zaten. Sen matematiğe zaten 13 netten başlamış oldun. ...anlatabilir mi? Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde tüm derslere çalışacağız. Yapabileceğime inanıyorum. Hatta kendime lise hedefi de koydum. Harika. Fakat 5 ay sürenin kısa olduğunu düşünüyorum. Ve sürekli motivasyonum düşüyor. Ne yapabilirim? Yanlış düşünüyorsun prenses. Yanlış düşünüyorsun. Prenses olabilirsin ama kaçırıyorsun bu kısmı. Bak her zaman söylüyorum. 146 gün var. 146 gün. Hadi 145 gün diyelim. 145 çarpı 100 desek 14.500 soru ediyor. Günde sen en az 200 soru çözüyorsundur. 10 ediyor. E, 14 bunu 2 ile çarptığımızda 28 29 bin soru ediyor. Ya 29 bin soru o kadar fazla ki çok yüksek netlere ulaşabilirsiniz. İnkılabı nasıl halledebilirim? Genellikle inkılap ve matematikte zorlanıyorum. Matematikte her zaman söylüyoruz. Sabırlı bir şekilde önce temel, sonra orta, sonra üst seviye sorulara geçeceğiz. Ve sabırlı bir şekilde çözeceğiz. Yani bazen bir soruyu 10 dakika, bazen 5 dakika, bazen iki dakika vereceğiz. İnkılapta ise milli bağımsızlık, milli egemenlik, milli birlik ve beraberlik, laiklik ve çağdaşlaşma kavramlarının etrafında tüm öğrendiklerimizi toplamamız lazım. Yani Kurtuluş Savaşı milli bağımsızlıkla alakalı. Cumhuriyetin ilanı milli egemenlikle alakalı. Yani Mustafa Kemal Türk'ün dört temel amacını bu başlıklar altında toplayıp esas olayı zihnimize tamamlayacağız. Ve sonrasında diyeceğiz ki Cumhuriyetçilik ilkesi milli egemenlik. TBM'nin açılması milli egemenlik. Ve bu şekilde konuyu net bir şekilde anlamaya başlayacağız. Yoksa her şey birbirine giriyor. Ya öyle oldu böyle oldu on. Hayır hayır esasında zaten bize bu savaş kaç yılın yapılmıştır? İsmet İnönü'nün ayakkabı numarası kaç? Böyle sorular gelmiyor zaten. Dolayısıyla sizden olayı anlamanız isteniyor. Bu başlıklar etrafında toplamanız lazım. Ya da bizim videolarımızı izleyerek, tekrar sorularını çözerek ve LGS'de çıkmış sorulara ve örnek sorulara bakarak da bunu çok net anlayabilirsiniz. Yorum soruluyor yani. Yorumu iyi yapabilirsen zaten sınavda da başarılı oluyorsun. Süre sıkıntımı nasıl aşabilirim? Süre sıkıntısını kondisyonluğunuzu artırdıkça, çok soru çözdükçe aşacaksınız. Yani bazı insanlar vardır 100 metreyi 5 dakikada koşar. Bazı insanlar vardır 100 metreye 2 dakikada koşar. E şimdi 2 dakikada koşanın farkı ne? Daha güçlü olması mı? Hayır. Daha kondisyonlu olması. Daha uzun süre antrenman yapmış olması. Sizler de antrenman yaptıkça yani bu soruları çözdükçe zaten süre sıkıntısını yavaş yavaş azaltacaksınız. Bir de tabii ki doğru yerlerden başlamak da önemli. Yani sayısala matematikten başlarsan süreyi yetiştiremezsin ama fenden başlayıp 20 soruyu güzelce yapıp sonra matematik zor sorulara geçersen süreyi daha iyi kullanmış olursun. Haftanın okuluna baktığımızda Trabzon Yomra Fen Lisesi Trabzon'da yüzdelik dilimi 2 4 yıllık eğitim veriyor. Doktorlar, diş hekimleri, mühendisler, mimarlar, avukatlar, veterinerler Türkiye'nin en değerli mesleklerine yine bu okullardan ulaşabiliyoruz. Peki Hocam ben Trabzon Yomra Fen puanı puanım yetmezse ne olacak? Hiç endişelenmenize gerek yok. Başka bir Fen Lisesi'nden de, başka bir Anadolu sesinden de, başka bir Sosyal Bilimler Lisesi'nden de bu ülkenin en başarılı geleceğini sizler oluşturacaksınız. Yeter ki şu anda çalışın. Şu anki vazifenizi yapın. Şu an vazifenizi yapmakla mesutsunuz. Yani göreviniz bu. E ben şu an vazifemi yapmıyorum. İleride çok iyi bir şair olmak istiyorum. Çok iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Çok iyi bir mühendis olmak istiyorum. Ya sen şu anki vazifeni yapmıyorsun. O zaman hak etmiyorsun. Şu anki vazifeni yap. Sen Trabzon'dan da, Yozgat'tan da, İzmir'den de, Ankara'dan da, sosyal ...Sel Bölümler Lisesi'nden de Anadolu Lisesi'nden de çalıştığın için çok güzel yerlere geleceksin. Hiç endişelenmene gerek yok. Haftanın kaynağına baktığımızda LGS ilk tekrar setini görüyoruz. Efsane bir set arkadaşlar. Şu anda çok avantajlı. Hemen mutlaka bir şekilde bu sete ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. İçerisinde LGS tekrar programı var. LGS tekrar programı zaten Tonguç Kitapçıları'nda ücretsiz bir şekilde sizlere veriliyor. Gün gün detaylı tekrar yani temel tekrar programı ve nitelikli tekrar programında... ...sizlere hangi derslere nasıl çalışacağınız... Hangi dakikalarda mola vereceksiniz? Hangi konuları öğrenmiş olacaksınız? Eksiklerinizi, fazlalarınızı ve YouTube'da hangi videomuzu izleyeceğinizi tek tek bu programlarda sizlere veriyoruz. Bunları zaten Türkiye'deki bütün Tonguç kitapçılarından ücretsiz isteyebilirsiniz. Bunun haricinde setimizin içinden neler çıkıyor? Setimiz bir kere çok avantajlı yani bu üç kitabı çok avantajlı bir şekilde almış olacaksınız. Öncelikle... ilk tekrar LGS kitabımız var. Sizlerle beraber YouTube'da yapacağımız LGS ilk tekrar programında bu kitaplardan ödev vereceğiz arkadaşlar. LGS ilk tekrarda ...tamamı yeni nesil sorulardan oluşan... ...Türkçe, Matematik, Fen, inkılap, Din, İngilizce... ...hepsinde tamamen yeni nesil sorulardan oluşan... ...bu soruları çözmenizi istiyoruz. Ardından da tabii ki... ...LGS'nin en temel iki dersi. Türkçe ve Matematik'te bütün seneyi kapsayacak şekilde... ...özel bir tekrar yapıyoruz. Burada e, ilk tekrar kitabımızda birinci dönem konularını tekrar ediyoruz. Yani birinci dönemi tamamlayıp... ...LGS'nin %50'sini bitirip... ...ikinci yüzde %50'sine güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Burada ise... Artık netler artıyor. Yani ana denemelerinden de sadece birinci dönem konularından denemeler çözdüğümüz için netlerimizin de yükseldiğini görüyoruz ve şunu görmüş oluyoruz. Ya ben tüm konuları bitirdiğimde bu netlere ulaşıyorum. O zaman ben ikinci dönemde de çok iyi çalıştım. Hepsini bitirirsem demek ki ben gerçek LGS'de bu netlere ulaşırım diyeceksiniz arkadaşlar. Burada yine optik formlarıyla, deneme çalışma kitapçıklarıyla, deneme analiz sayfalarıyla muhteşem denemeler ve tamamen 2022 LGS'ye uygun hazırlanmış denemelerle sizleri başarıdan başarıya götürecek bir set. Bu seti ...açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç Tapsı'ndan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. LGS Tekrar Programı da zaten tüm Türkiye'de sizlere ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bizler öğretmenler olarak YouTube kanalımızla, kitaplarımızla, okuldaki hocalarınız ders anlatımlarıyla... ...herkes bir şekilde sizlere destek olmaya çalışıyor. Sizin yapmanız gereken de size açılan bu kapıdan kendi azminizle. Bakın, kılıç kesmez el keser. Kalem yazmaz el yazar. Bak bu kalem yazıyor mu? Hadi yazın. Yazamıyor. Bak şimdi ben yazıyorum. Çalıştığınızda arkadaşlar başaracaksınız. Bakın şu anda yazdı işte. Demek ki bunu yazılmasına karar veren benim. İşte sizler de bu kitapları, bu dershaneleri, bu kursları, bu okulları, bu bu derslerin hepsini sizler çalıştığınızda bir anlam kazanıyor. Bunları da çalışaraktan çok güzel başarılara ulaşacağınıza emin olun arkadaşlar. Şimdiden LGS yolculuğunuza sizlere çalıştığınızda kazanacağınızın sözünü verebilirim. Hadi bakalım iyi çalışmalar.